Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı, bir seçimi yaptı. Sonuçlar ortada. Şimdi biz bu seçimler çerçevesinde Türkiye nereye gidiyor? Önümüzde nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız? Bunu biraz değerlendireceğiz. Sonraki programda da dünya nereye gidiyor diye onu da ele almış olacağız. O çerçevede gelişmeleri değerlendireceğiz. Demanettin Taşçı ile beraber. Evet, bu seçim sonrası baktığımızda Türkiye nereye gidiyor? Hemen ilk haberler ekonomi kötü, işsizlik arttı, çarklar durdu şeklinde filan da geliyor da ama tabii biz daha genel çerçeveden bakacağız. Ben istersen önce dünya nereye gidiyor konuşalım. Çünkü Türkiye dünyadan bağımsız değil. Biz, dünyadaki trendler, eğilimler, akıntı yönü Türkiye'yi etkiliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok daha geniş bir perspektiften dünya ne durumda ve nereye doğru gidiyor bakalım. Doğu Perinçek'in yıllardır yaptığı gibi. Üç dünya, önce bir dünya. Yapalım Türkiye nerede bakalım. Buna yani, göre bize bir şey gören nedir? Türkiye bağımsız değişken değil. Yani o sorumlu bir değişken. Dünya nereye gidiyor diye baktığımız zaman da ben çok önemsediğim kendi perspektifime örnek verilmek için şöyle bir şeyle başlayayım. Şimdi bir kedi diyelim. Bu kediyi meydana getiren malzemeyi, maddeyi işte sonuçta bütün canlı organizmalar 20 küsur amino asitin muhtelif biçimlerde kombinasyonundan oluşuyor. Yani malzeme çok sınırlı bir malzeme. Lego parçaları gibi düşünürsen 20 farklı türü var ama milyarlarca var her birisinde. Bunları şöyle monte edersek kedi, böyle monte edersek kara fatma oluyor yani. Şimdi bir kediyi meydana getiren malzemeyi şu masanın üzerine yığsak o biçimsiz bir yığın olur ve kendi haline kaldığı zaman da çok kısa süre içinde çürür. Ama kedi halinde örgütlendiği zaman çürümüyor, hayatta kalıyor ve devam ediyor. Kendisini yenileyerek, durmaksızın yenileyerek, o örgütlülüğünü koruyarak kedi halinde yaşamayı sürdürüyor. Buradan bunu şunun için önemsiyorum. Esas olan örgütlülüğüdür. Nasıl örgütlenmiş olduğudur. Malzemenin kendisinin o kadar çok önemi yoktur. Ama insanlığın gelişiminde de baktığımızda insan türü örgütlenebildiği için zaten diğerlerinin önüne çıktı. Tam da buna işaret etmeye çalışıyorum. Yani her şey örgütlenebiliyor. Her şeyin kendisince bir örgütlenmesi var ve insan toplumlar halinde örgütlenme sürecini çok daha basit bir modelden giderek karmaşıklaşan bir şekilde uzunca bir dönem boyunca, on binlerce yıl boyunca örgütlenmesi karmaşıklaştırarak buraya kadar geldi. Burada çarpıcı olan şey şu ki, atıyorum bir Alman görevli, muhtemelen devlet görevlisi, bir mühendis, İstihbaratçı mühendis kılığıyla Anadolu'ya geldiğinde Birinci Dünya Savaşı öncesinde yazdığı raporda diyor ki Anadolu köylüsü hala Hititlerden kalan teknolojiyle üretim yapıyor. Yani muhtemelen de haklıydı yani. Ben çünkü yaşadım. Karasabanla toprak sürdüm yani. 4000 yıl önceki örgütlenme tarzıyla bundan 200 yıl önceki örgütlenme tarzı arasında o kadar olağanüstü bir fark yok idi. Toplumun geniş kesimleri için. Yani örgütlenme daha karmaşıklaşmış, toplumun belli kesimleri değişmiş, ciddi ölçüde değişmişti birbirleriyle ilişkileri vesairesi açısından ama bu toplumun çok dar bir kesimi için geçerliydi. Bundan 200 yıl önce sen doğduğun yerde, ben doğduğum yerde doğmuş olsaydık muhtemelen değil, %100 yüksek öğretim hakkı bulamayacaktık. Tabii. Zaten yüksek öğretim çıkış hikayesi evet. Zaten 200 yıllık bir şey galiba. Evet, yani sonuçta toplumun çok az bir kesiminin sahip olduğu bir takım imkanlar, fırsatlar var idi ve biz insanlık olarak aslında son 200 yılda olağanüstü bir zenginleşme yaşadık. Bu zenginleşmeye sadece maddi bir şeyleri katmıyorum. Yani senin benim diploma almamız için gerekli olan kaynakların temerküzü de zenginleşme. Bilgi birikimidir zenginleşme. Yani senin benim yüksek öğretim gördüğümüz süreç boyunca üretimin bir parçası olmayıp ama tüketici olmamızı sağlayabilmek için bir yerde bir zenginliğin olması gerekiyor. O zenginliği,
ve şimdi toplum, Türkiye, çağ nüfusunun çok büyük bir bölümünü bizim zamanımızda bile hayal edemeyecek kadar, yani sonuçta biz evet 200 yıl öncekine kıyasla çok daha zengin bir ülkede yaşıyordu olduğumuz için yüksek öğretim imkanları bulduk. Üretimden kopuk, tüketici olarak varlığımızı sürdürebildik ama sonuçta biz de, bizim neslimiz de %5'e ancak tekabül ediyorduk. Şimdi çağ nüfusunun %60'ını, %70'ini uzun yıllar boyunca eğitimde tutabilecek bir zenginliği var Türkiye'nin. Dünyada da tablo böyle. Bu zenginliği, üretimi, yeniden dağıtımı, sosyal örgütlenmedeki değişim vesaire açısından, yani kırdan şehre geçip şehirde daha karmaşık örgütlenmelerin içinde rol almasını sağlamak açısından bakacak olursak, aslında dünyada olmuş olan, insanlık tarihinde olmuş olanların %99,9'u neresinden baksan son 100 yılda oldu. Evet, çok hızlı gelişti ve muhtemelen önümüzdeki 10 yılda da çok daha hızlı çok gelişecek. Çok daha hızlı gelişecek. Değişimin ilmesinin düştüğüne dair bir işaret yok. 1970'te Toffler Future Shock'u yazdığında değişimin hızının çok yüksek olduğunu ve bu hızı insan biyolojisini kaldıramayacağını söylemiş idi. 1970'ten bu yana gerçekleşen şeyler, işte bilgisayarın yaygınlaşması, internet vesaire filan falan sayacak olursak, yani ondan önceki dönemler boyunca olanla kıyasla kabul etmeyecek kadar muazzam bir değişim var ve bilhassa tıp teknolojisi, genetik bilimi ve nanoteknoloji gösteriyor ki, dediğim gibi bu işin daha başlarındayız. Şimdi birden galiba şöyle bir fark da vardı. Eskiden 100 yıl önce ya da 200 yıl önce biz gelişimin ne yönde olabileceğini, bir 50 yıl sonrasını tahmin edebiliyorduk. Toplum olarak kestirebiliyorduk. Hatta 100 yıl sonra ne olabilir diye aşağı yukarı. Ama şimdi mesela bir 10 yıl sonra dünyanın nereye geleceği, hele bir 20 yıl sonra dünyanın nereye geleceğini kestirme konusunda eskiye göre daha az şanslıyız. Yani pek öyle düşünmüyorum. Bundan 100 yıl önce kimse dünya nereye gidecek, nereye gidiyor diye kafa yormuyordu. Yani nereye kafaların vardıysa bilmiyorum. Onlardan bize pek bir şey kalmadı. Ama yani değişim, evet şunu kastediyorsun. Yani değişim öngörülebilir bir hızla ve öngörülebilir bir istikamette gidiyor. Evet. Şimdi öngörülemez bir hızla ve öngörülemez bir istikamette gidiyor. Yani şu anda bizim hayatımızı değiştiren teknolojilerin, İşte şimdi bu işi YouTube üzerinden yapıyoruz. YouTube diye bir şey mümkün kılan teknolojilerin neredeyse tamamı ve YouTube'un kendisi de bir teknoloji. Evet. Yani bir platform mevzudur. İşte yani ben bütün bunlara bir teknoloji diyorum zaten. Örgütlenme tarzlarının tamamı. Örgütlenme bir teknolojidir yani. Bunların tamamı neresinden baksak işte 10 yıllık hikaye. Bu yokken olabileceğini tahmin etmenin yolu yoktu. Ama şimdi bu olduğu zaman bunun bin farklı sebep şekilde kullanıma, yani kimisi düğün videolarını paylaşıyor, kimisi işte senin benim yaptığımız gibi bir takım tartışmaları yapıp paylaşıyor. Başka yani o platformda kimisi oyun oynuyor, kimisi yemek evet, tarifi yapıyor. O platformda olağanüstü farklı şeyler paylaşılıyor ve bunların alıcısı var, üreticisi var. Herkesin buradan bir tatmini var ve bu tatminler öngörülebilir değildi. Yani bunlar yoktu. Böyle tatmin arayışları yoktu. Şimdi bunu şunun için önemsiyorum. Biz çocukken bir nüfus kıyameti vardı. İnsanlık işte çok çoğalacak ve sonra da açlıktan kırılır ölecek filan. Olmadı. Sonra işte nükleer kıyamet çıktı işte. Herkes nükleer silah sahibi olacak. Manyağın birisi bir düğmeye basacak. Dünya yok olacak. Olmadı. Manyaklar nükleer silah sahibi oldular. Ama nükleer silah sahibi olunca biraz sorumlu davranmak zorunda kaldılar. Gibi şimdi böyle insanoğlunu kıyamet üretmek konusunda anladığım kadarıyla çok eskiden gelen bir şey var. Şimdi de böyle işte çevre üzerinden, insanların birbirlerine saygısızlıkları üzerinden, şunun üzerinden, bunun üzerinden durmadan bir kıyamet üretiliyor. Kıyamet senaryoları üretiliyor, beklentiler üretiliyor. Ben insanoğluna güveniyorum yani. Bundan 300 yıl önceki şartlarda yaşamak istemezdim. Doğduğum sınıf izin vermiyor diye yüksek öğretim alamayacak bir insan olmayı istemezdim. İçime sindiremezdim. Ama sonuçta bir işçi çocuğu. Ama farkında bile olmazdın o dönemde şey olsaydı. Bugünkü değer yargılarımla baktığım zaman sonuçta bir işçi çocuğu olarak bu ülkede ülkenin en seçkin okullarında okuma şansı bulduk hepimiz yani.
Bu olumlu bir şey. Ve benim açımdan övünç duyulacak bir şey. İnsan türü adına övünç duyulacak bir şey. İnsan türünün kusurları var mı? Var. Bir yıl kusuru var. Ama net toplamda yukarıdan baktığımız zaman insan türü bir başarı hikayesi yazmış ve bu başarı hikayesi devam ediyor gibi görünüyor. Burada şimdi işaret etmeye çalıştığım... Gerçi başka konularda insan türü de bitiyor, tükeniyor, başka bir şey olacak filan deniliyor ama... İşte böyle kıyamet senaryoları yazılıyor da yani sonuçta her seferinde insan türü bu kıyametleri bir biçimde atlatıyor. Yani bunların her birisinde ayrıca konuşmamız da gerekebilir. Yani nüfus kıyameti beklentisi neden gerçekleşmedi ve nereye doğru gidiyoruz da konuşmamız gerekebilir. Nükleer silah meselesine konuşmamız gerekebilir. Bir yıl başka bu konular hepsi konuşmaya değer konular. Ama şimdi yani çevre için de aynı şey geçerli. Bu esas işaret etmeye çalıştığım husus sonuçta giderek karmaşıklaşan ve tırnak içinde demokratikleşen bir yani siyasi anlamda demokratikten söz etmiyorum. Yeniliklerin difüzyonu açısından bakıldığında çok hızlı bir şekilde demokratikleşen bir dünyada yaşıyoruz. Bu bir trend. Yani üretilen bir şeyin, bir şarkının herkese aynen ulaşması gibi, bir modern ulaşması gibi, bir yeni teknolojinin ulaşması gibi demokratikleşmeyi o şekilde anlıyoruz. Evet, yani sonuçta biz buhar motorunu kimin yaptığını, radyoyu kimin icat ettiğini doğru veya yanlış biliyoruz. Ama mesela televizyonun müellifi yok, bilgisayarın müellifi yok, internetin müellifi yok. Bir trend var, kesiksiz bir trend, o da şu, daha öznesiz bir biçimde üretim yapılıyor, icatlar yapılıyor yani, icatlar bile böyle yapılıyor ve bütün bunlar çok daha hızlı bir biçimde dünyanın her tarafından nüfuz ediyor. Yani televizyonun Türkiye'ye gelmesi 40 yıl aldıysa, internetin gelmesi 2 yıl aldı. Evet, hele cep telefonları. Cep telefonu 2 ayda geldi. Bunun gerekçeleri var. Yani bu böyle aman ne kadar iyiyiz, çok iyi olduğumuz için bunları daha şeyde paylaşıyoruz falan değil. Bunun gerekçeleri var. Gerekçeleri son derece basit. Ekonomik ölçek büyüdü. Yani bir şey yaptığında bunu 200 bin kişiye pazarlamakla 200 milyon kişiye pazarlamak arasında fark kalmadı çünkü sabit maliyetler çok yükseldi, değişken maliyetler düştü. Yani yeni bir şey yapmanın sabit maliyetleri çok yükseldi. Cep telefonu bunun en tipik misali. Yani sen şimdi GSM operatörleriyle, baz istasyonlarıyla ağı kurmuşsan, ha 200 bin kişi, 20 milyon kişi bundan faydalanmış, seni sabit yatırımını ilgilendirmiyor. Dolayısıyla ne kadar çok kişi yararlanırsa bundan, maliyetin düşüyor, toplam maliyetin. O sabit maliyeti daha çok kişiye paylaştırmış oluyorsun. Bu çok kararlı bir trend. Dünyanın asıl belirleyici olan halinin bu olduğunu düşünüyorum. Böyle Roma İmparatorluğunda kendisini dünyanın en güçlü insanı olarak görüp çok önemseyen ya da işte onu dünyanın en önemli insan olarak görüp çok önemseyen bir yeni insan yaşadı. Bu insanlar önemliydiler, hiç de şüphem yok yani. Ama bunların hepsini unuttuk. O dönemde geliştirilmiş olan teknolojilerin üstüne koyabilir. Asıl birikimli olan şey o teknolojiler yani. Bugün de temelde biz işte Trump üzerinden, Erdoğan üzerinden, Putin üzerinden bir yığın hikayeler yazıyoruz. Bunlara çok mesai harcıyoruz falan ama asıl olan, asıl işi değiştiriyor olan şey bana öyle geliyor ki bu demin sözünü ettiğim türden ağırlıklı trendler. Bu trendlerin nereye işaret ediyor olduğunu önemsiyorum. Nereye işaret ediyor? Yani kendi kullandığım terminolojiyle dünyanın giderek daha şehirli olmasını, bizim hepimizi çok daha uzaktaki bir alakasız insana karşılıklı borçluluk ilişkisinde olmamızı gerektiren bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve bu dünyanın her tarafına az veya çok aynı anda, hemen hemen aynı anda az veya çok nüfuz ediyor. Çok kısa süreçte ne yayılıyor. Sonuçta biz Türkiye'de evet kendimizce cep telefonlarını, kendimizce Facebook, kendimizce başka şeyleri kendimizce yorumlayarak yaşıyoruz. Ve haritalar gösteriyor ki yani Türkiye'deki Facebook
kullanıcılarının ya da işte WhatsApp kullanıcılarının ya da işte neyse bunların esas muhatapları büyük oranda, çok büyük oranda Türkiye'liler. Evet. Türkiye'de yaşayanlar yani. Ama arada her birimizin az veya çok yurt dışında birileriyle de temasları var ve bunlar içerideki o yoğun trafikten daha tahmin edici olabiliyorlar zaman zaman. Bu Facebook'u vesaireyi kendi anlayışımıza göre Hintliler başka türlü, işte Seylanlılar başka türlü kullanıyorlar. Bu araştırmalar yapılıyor. Türkler de başka türlü kullanıyorlar. Bu araştırmalar yapılıyor. Ama yani sonuçta hepimiz işte bu teknolojiler sayesinde daha önce var olmayan, var olma ihtimalinden bile haberdar olmadığımız bir takım imkanlara kavuştuk. Herkes kendisini bir kendisini ifade etmenin yepyeni araçlarını buldu ve bu hepimizi değiştirdi. Ve kolayca iletişim kurma. Evet. Yolu da açıldı. Evet, mesela işte bizim nesil okuldan mezun olduğu arkadaşlarıyla ilişkileri kopmuştu. Bu teknolojiler çıktıktan sonra neredeyse hemen her okulun mezunları buluştular. Kendi aralarında internet üzerinden buluştular. Bu buluşmalar bir yıl başka şeyi tetikledi. Herkes dedi, olması şart değil ama bazı insanların iş hayatından yeni izdivaçlara kadar bir yön şeyi değiştirdi yani. Hepimizin hayatını başka birçok şeyden, yani üzerine çok konuşup durduğumuz siyasi düzenden daha çok değiştirdi bütün bunlar. Ve daha çok değiştirmeye de adaylar. Asıl bunlar değiştiriyor zaten. Aslında bunlar değiştiriyor. Yani bizim çocuklarımız için bu çok daha tahrik edici. Yani dünya ilişkileri tepe taklak oldu. Bambaşka bir şey oldu. Şimdi burada bunlara bakıp eskiyi özleyip, eskiden var olan bir şeyleri özleyip böyle hayıflanmalar, nostaljiler üretilmesini anlıyorum, anlayışla karşılıyorum. Ama bir yakışıklı bulmuyorum, iki gerçekçi bulmuyorum. Yani bu sonuçta bizim ebeveynlerimizde bizim hallerimiz nedeniyle dünyanın sonu geldiğini, bizim hiç mutlu olamayacak olduğumuzu falan düşünüyorlardı. Öyle olmadı. Biz iyi kötü işte bir kendi düzenimizi, yeni teknolojilerin uzayında kendi düzenimizi kurduk. Bir hayat yaşadık. Şimdi bu dünyanın işi siyasete getirecek olursak, aslında dünyayı yeniden biçimliyor olan bu teknolojik iktisadi şartların üstünde bir siyaset var ve bu siyaset görünüyor ki bu dünyaya dar geliyor. Siyaset düzeni bu dünyaya dar geliyor. Yani dünya siyaseti aşmış. Hep böyle olur. Genel olarak öyle olur. Yani sonuçta Roma İmparatorluğu neden yıkıldı? Çünkü toplumun karmaşıklığı imparatorluğun siyasal organizasyonuna fazla geldi. İmparatorluğun sosyal siyasal organizasyonu yönetemedi. Orayı yönetemedi ve işte yıkıldı. Başka bir şeyler ortaya çıktı. Bunun yığınla olumsuz sonucu oldu. Bir yığında olumlu sonucu oldu. Biz bu orta çağlar hakkında her şeyin sonu hikayeleriyle büyüdük ama 90'lardan itibaren yapılan araştırmalar gösteriyor ki o kadar bizim düşündüğümüz gibi değilmiş. Orada bir yığın şey çiçeklenmiş. Tohumlar atılmış. O tohumların yeşermesi zaman almış. Şimdi arada vites farkı olan temel şey demek ki benim açımdan toplumların karmaşıklığı ile siyaset düzeninin karmaşıklığı arasında vites farkı var. Bu vites farkları zaman zaman sıkıntılara yol açar. Ama eninde sonunda o vites farklılıkları ortadan kaldıracak daha karmaşık siyasal düzenler kurulur. Bu sefer de öyle olacak. Bu ne olacak? Bu bir tasarı ürünü değil. Ama dünyanın burada bu sıkıntılı halden bir doğum yaparak çıkacağını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durumun olumsuzlanacak bir durum olmadığını, evet sıkıntılarımız var dünya olarak ama olumsuzlanacak bir durum olmadığını ve nerelerde bir şeyin çiçekleniyor olduğuna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'ye de bu çerçeveden bakarsak daha net değerlendireceğiz. Gerçekçi bir şey önümüzdeki programda yapalım. İsterseniz sevgili arkadaşlar programı burada bitiriyoruz ama önümüzdeki programda dünyadan sonra Türkiye'yi bir değerlendireceğiz.